21 Kasım 2023 burası Türkiye'nin en yüksek dünyanın 5. en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nın gövdesi. Sizlere biraz, ön, biraz önceki videoda yukarıdan seslenmiştim. Şimdi bu videoda ise biraz coğrafyayı ve gövdeyi tanıtacağım sizlere. Bakın iki vadiyi gördünüz. Bu sağ taraf Yusufeli ve köylerine doğru giden vadisi. Sol taraf ise Erzurum ve oradaki köylerine doğru giden vadisi. Zaten yukarıda da taze yağmış karı görebiliyorsunuz. Bu hemen iki gün önceki yağmış olan kar seviyesi ve su seviyesi ise şu anda 705 seviyesinde Bir 5-6 metresi daha var daha sonrasında ise Tamamıyla maksimum dolmuş olacak ve baraj Devamını beraber takip edeceğiz Biraz da sizlere gövdeyi ve kapaklarını göstereyim şimdi bakın bu tarafa doğru geldiğimizde hep 711 diyoruz ya 711'in Anlamı aslında bakın buradaki kapak Üstte bir açıklık var 711'i bulduğu zaman bu su seviyesi işte tam buradan aşağı doğru boşanmaya başlayacak. Yani burayı geçme imkanı yok. 711'in üzerine çıkmayacak baraj seviyesi. Şimdi sizlere burayı tanıttıktan sonra gövdenin diğer tarafına geçelim. Diğer tarafında suyun tahliye yerini göstereceğim. Şu anda tahliye yok tabii ki. Çünkü su tamamen doldurulacak. Doldurulduktan sonra diğer seviyeye geçeceğiz. Ayrıca sizlere bir şey daha tekrar etmek istiyorum. Şimdi yeni YouTube kanalı açtım ve YouTube kanalında daha uzun versiyonlar çekmeye başladım. Eğer abone olursanız mutlu olurum. Serhat İnce 0809 olarak. Bakın şimdi gelmiş olduğumuz bu noktada Yusupeli Barajı'nın üzerinden hani giden gelen araçlar var ya gövdenin kalınlığını da işte görebiliyorsunuz buradan. Daha önce Viyadük Köprü'de karşıdan karşıya geçiyorduk. Artık gövde burası. Gövdenin yüksekliğini bir de böyle göstereyim sizlere. Bakın aşağıda küçük küçük su tahliyeleri var çünkü ardındaki barajlara su gidiyor. Gitmesi lazım çünkü onlardaki doluluk oranı da önemli. Ve şimdi şuradan gövdeyi tam göstereyim sizlere. Bakın 275 metre Türkiye'nin en yüksek barajı bu şekilde. Şu anda su tahliyesi yok tabii ki çünkü su tutulması devam ediyor. Biraz önceki 711 kapağının diğer tarafı buradan su tahliyesi olacak tam dolu olduğu zaman. Şu anda tabii ki su tahliyesi mümkün değil. Ve ardına giden Çoruh Vadisi bu şekilde. Buradan bu su böyle devam edip ardındaki 4 baraja da su tahliyesi yapılacak. Burası dolduktan sonra. Şimdi bunlar hep gövdeye ulaşım yolları. Bakın bu angarajlar gövdeyi dağıt, sağlam